Rıfat Ilgaz, dayanışmanın, savaşmanın, direnmenin anıt sanatçısı. 83 yıllık yaşamının 70 yılını yazmaya ayıran Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden biri. Geriye dönüp baktığımızda Rıfat Hoca acı, zor, sıkıntılı günlerin yanında bu kubbede unutulmayacak sedalar bırakan nice yapıtlara imza atmıştır. Bu hoş sedalar onun bir şiir parçasında, bir roman ve öyküsünün adında, bir tiyatro yapıtının repliğinde, bir gülmece kahramanın adında yaşamaktadır. Bugün Şevket Usta'nın kedisini, saksağının kuyruğunu, bizim koğuşu, garibin horozunu, hababam sınıfını kim bilmez? İnek Şaban'ı, Mahmut Hoca'yı kim tanımaz? Türkiye'de sanatla rejim arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu görmek için belki de Rıfat Hoca'nın yazım mücadelesini incelemek yeterli olur. Rıfat Hoca yaşamı boyunca direnmiş. Gericiliğe, baskıya, sindirilmek istenen düşüncelere karşı yazılarıyla sürdürmüş savaşını. Demokrasi istemiş, herkesin özgürce düşüncelerini açıklamasını, toplumun bütün kesimlerin insan gibi yaşamasını istemiş. Irkçılığa karşı savaşmış. Peki biz ne yapmışız? Okul kitaplarında yer vermemişiz eserlerini. Kitaplıklara koymamışız kitaplarını. Antoloji hazırlayanlar yok saymış onu. Görmezden gelmişler. Yayıncılar, dergiler, gazeteler yıllarca sırt çevirmiş ona. Çıkardığı dergiler kapatılmış, kitapları toplatılmış, kovuşturmalara uğramış, hapislikler, sürgünler yaşamış. Önce şiirde sevdim kavgayı. Özgürlüğü kelime kelime şiirde. Mısra mısra sevdim yaşamayı. Öfkeyi de, sevinci de. Senin ışıklı günlerin, benim iyimser dostlarım. Hepsi şiirde. Ne varsa yitirdiğim, bütün bulduklarım şiirde. Kafiyeden önce gelen sevgilerimiz müsaade. Sürgün de var hapiste. Rıfat Ilgaz dendiğinde çoğu kişinin ilk aklına gelen Hababam Sınıfı eseridir. Hatta bu eser onun yalnızca mizah yazarı olarak anılmasına neden olmuştur. Oysa o hemen hemen edebiyatın her türünde yapıtlar sunmuş çok verimli bir yazardır. Bugün Ilgaz Hoca'nın 11 şiir kitabı, 8 romanı, 7 tiyatro oyunu, 19 hikaye kitabı, 2 anı kitabı ve 12 çocuk romanı vardır. Rıfat Ilgaz Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazmaya başlar. O sıralarda 15-16 yaşlarında bir ortaokul öğrencisi. Ve çoğu yazar gibi o da şiirle merhaba diyor edebiyata. 1940 yılına geldiğimizde onun bundan sonraki sanat anlayışını belirleyen çok önemli bir olayın başladığını görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı. O yıllarda Rıfat Hoca 30 yaşlarında bir Türkçe öğretmeni ve şiir yazmaya devam etmekte. Savaşın yarattığı ekonomik olumsuzluklar, ırkçılık rüzgarının yurdumuzda da esmesi, gerçek demokrasiden uzak bir baskı ortamının oluşması, onun sanat anlayışının kökünden değişmesine neden olur. Rıfat Hoca, o yıldan önceki yapıtlarını gözü kapalı yaşadığı zamanın eserleri şeklinde değerlendirerek toplumcu gerçekçi akımın öncü yazarlarından biri olur. Kaygısı ise edebiyatın yaşama katılması, yani edebiyatın toplumsal sorunlara eğilmesidir. Ilgaz Hoca kendi deyimiyle gözü toplumda, kulağı halkta olan bir şair olur. Toplumsal sorunları tüm çıplaklığıyla ve yalın bir dille anlatır. Sıradan şeylerden bahseder gibi gözükürken çok büyük çarpıklıkları dile getirir ve bunların düzeltilmesi için mücadele eder. İşte bu dönemde toplumcu gerçekçi sanat anlayışının en genç yazarlarından biri olan Atilla İlhan bu kuşak sanatçılarına Fedailer Mangası ismini takar. Rıfat Hoca da bu manganın en önde gelen isimlerindendir ve bu da çileli yılların başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu ayaklar benden hesap soracak. Bir düşüncenin peşinde dolaştırdım sokak sokak. Bu baş, bu eğilmez baş da öyle. Bazı sarhoş, bazı yorgun. Her zaman bir yastığa hasret. Bu ciğer de hesap soracak. Esirgedim güneşini, havasını. Bu ağız, bu dişler, bu mide. Ne ikram edebildim ki bol keseden? Bu bilekler de hesap soracak. Göz yumdum çektikleri eziyete. Bilsem ki kimsenin parmağı yok bu sürüp giden işkencede.
kılım bile kıpırdamadan bir sabah çekerdim dar ağacına kendimi, bilsem ki suç bende. Rıfat Hoca 1944 yılında Sınıf adlı bir şiir kitabı yayımlar. Fakat kitap ancak 25 gün satışta kalır. Şubat ayında sık yönetimce toplatılır ve Ilgaz Hoca da gidip 1. şubeye teslim olur. Tutuklama kararıyla Tophane'deki askeri cezaevine gönderilir. Orada hücreye konur. Üstelik ciğerlerinden de hastadır. Bir yandan polisle, diğer yandan verem hastalığıyla mücadele etmektedir. Duruşma günleri elleri zincire bağlanarak mahkemeye götürüp getirilir. Komünizm propagandası yapmakla suçlanmaktadır. Yargılama bir nolu örf idare mahkemesinde yapılır. Mahkemece seçilen bilirkişi verdiği raporda şiirlerin komünizm lehinde propaganda içermediğini ifade eder. Fakat askeri mahkeme bunlara aldırmaz. Şairin yazar Hasan İzzettin Dinamo'nun arkadaşı ve kitabın kırmızı kapaklı olması, ayrıca bakanlar kurulunca toplatılmış bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine göre komünizm propagandası yapmak suçundan tüm general Ziya Yazgan imzasıyla yazar 6 aya mahkum edilir. İşte onun Sınıf adlı kitabından komünizm propagandası yaptığı şiirlerinden birini kendi sesinden dinliyoruz. Yoklama defterinden öğrenmedim sizi. Benim haylaz çocuklarım. Sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Dumanlı bir salonda kendime göre karşılarken akşamı nane şekeri uzattı en tembeliniz. Götürmek istedi küfesinde elimdeki ıspanak demetini en dalgını sınıfın. İsterken adam olmanızı çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun palto ayakkabı yüzünden. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz tahta kalede çaycılık eder. Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı, tereyağındaki vitamini ve kalorisini taze yumurtanın. Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta. Çevresini ölçtük dünyanın, hesapladık yıldızların uzaklığını. Orta Asya'dan konuştuk laf kıtlığında. Neler düşünmedik birlikte. Burnumuzun dibindekini görmeden bulutlara mı karışmadık? Hazan rüzgarında dökülmüş hasta yapraklara mı üzülmedik? Serçelere mi acımadık kış günlerinde kendimizi unutarak?